Peki gençlere nasıl bir duruş öneriyorsunuz? Hani çok doğru şeyler söylediniz. Birlik olmak için neler yapmalılar? Valla ben artık yazık gençlere hiçbir şey öneremiyorum. Çünkü gençlerden biraz da utanıyorum. Çünkü bir noktada da evet biz kendi anne babalarımıza kızıyorduk. Bize bıraktıkları mirastaki ülkenin ya şunları bozdunuz siz daha iyi bir miras almışsınız bir önceki kuşaktan diye. Biz onlara kızıyorduk bu darbeler vesaireler işte aman ne kötü şeyler falan diye. Ben çocuğuma daha iyi bir ülke bırakamamanın utancı içindeyim. Bunu ucundan bucağından ne kadar düzeltebilirimin de gayreti içindeyim. Ama ben artık bir şey önerecek, yani babam beni mesela çok Atatürkçü yetiştirdi. Zaten bir asker adam yani. Hani onun da ötesinde. Ama şeydi hani işte sen sakın ne olursa olsun dünyanın her yerine gideceksin, ülkeni bırakmayacaksın. Sen şöyle, sen böyle. Şimdi ben aynı şeyi çocuğuma diyemiyorum. Çünkü çocuk bana diyor ki anne yani burada iş yok. Anne burada sokağa çıktığında işte senin bu saatte orada ne işin var diyorlar. Haklı. Başıma bir iş gelsin üstümde niye o tek var diyorlar. Oraya gitsem müzik saat bilmem kaçta kapanıyor. Katılıyorum. Üniversitelerde mezuniyet töreni yaptırmıyorlar. Ya. Şimdi diyor ki çocuk en yüksek okulu kazandım. Boğaziçi'ni kazandım, ODTÜ'dü kazandım. Ben bir mezuniyet bile yapamayacak mıyım diyor. Şimdi bütün bunları gördükçe çocuklar düştüler artık. O yüzden hala bize düşen görev var. Yani biz onlara daha güzel bir Türkiye'nin mümkün olabildiğini önce bir lokma göstermeliyiz ki onlar o umudu görüp sahip çıksınlar. Şu anda umutsuz bakıyorlar. Yani geçen gün bana bir komşumun kızı onu dedi. Yani belki siz zamanında dedi çalışmaya başladığınızda ileride benim de belki işte bir ev alırım, yazlık alırım, bir arabam olabilir falan Ya. umutlarıyla. Ben bir yerde gideyim de kahve içeyim parasına çalışıyorum dedi. Benim maksimum yapabildiğim dedi. İki kere dışarıda kahve içeceğim işte o dedi yani. Evin kirasını döndüremiyorum ki ben dedi. Benim öyle bir umudum yok dedi ya. O çok acı bir şey. Ben öyle değildim gençken yetiştiğimde. Önümde daha güçlü bir Türkiye vaadi vardı. Şu anda bu ekonomik krizler, bu politik krizler çok zora düşürdü gençleri. Onun için bizim henüz umut varken ki bence her zaman umut var. Daha güçlü, daha ferah, daha demokratik, daha mutlu bir, daha kardeşçe yaşayabilen bir Türkiye olduğumuzu gençlere ipucu olarak gösterebilmemiz lazım ki onlar da a evet desinler. Çünkü öyle bir durumda zaten herkes ülkesine sarılır. Bizim çocuklarımız da sarılır. Çünkü hepimiz öyle yetiştirdik. Ama şu anda onlar da biraz kendi dertlerine düştüler ve artık ben yani gerçekten doktor oldu arkadaşın çocuğu ve gözümün önünde Almanya'ya gitti çocuk dereceyle bir şey diyemedim. Diyemedim. Bize Gitti. diyorlardı Biri daha babalar. Hayır gitti canım ne demek böylece. kalacaksın. Burada vatani görevi var. Şimdi ben diyemiyorum çünkü öldürülüyorlar. Evet. Ve kimse bir Evet. şey Oraya kadar yapmıyor. geldi. Yani böyle bir ülkede sen de kal. 20 sene çalış. Mecburi hizmetler yap. 3 lira para al. Sonunda günün birinde de seni öldürürsün. Kimse de bir şey yap. Şimdi saldıracaklar. Şimdi bunu diyemiyorsun ki gencecik bir insan diyor ki orada bana neler vaat ediyorlar. Gider gitmez mis gibi bir hayatı oluyor. Çok zengin olmasına gerek yok. Zaten zenginlik arayarak gitmiyor çocuklar. Huzur, Özgürlük kontrol, arayarak güven. gidiyorlar ve huzur arayarak gidiyorlar. Gençlerin istediği iki şey var. Özgürlük ve huzur. Evet. Öyle hele onlar şimdikiler öyle çok biz daha şeydik. Şuyumuz olsun, buyumuz olsun falan hani gençken. Bunlar öyle değil. Yok ya. Ben diyor deli gibi çalışmak mesela o kadar istemiyorlar. Akşam çıktım. Ya ben diyor böyle bir arkadaşlarımla iki buluşayım. Bir şeyler yiyeyim içeyim falan. İşte arada birazcık seyahat edebileyim, bir yerlere gideyim. Bir tatil yapabileyim, gideyim denize gireyim. Huzurlu yaşayayım. Arkadaşlarımla sohbet, muhabbet böyle bir şey istiyor. Kimse de bana karışmasın diyor. Çocukların istediği bu, çocuklarım dediğim gençler yani. İstedikleri bu ve bu yok. Ve bunu dünyanın her yerinden bizim okumuş, akıllı, kafası çalışan gençlerimiz elde edebiliyorlar ve gidiyorlar. Sadece hürriyet ve mutluluk. Ne kadar doğru söylüyorsunuz. Gerçekten böyle. Sadece biraz huzur ve biraz özgürlük. Bütün Evet. istedikleri bu. Evet.